İklim bu. Konuşmak yasak. Şimdi Anayasa Profesörü Süheyl Batum'la konuşacağız. Sayın Batum, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Süheyl Hocam, 4 gün kaldı seçime. Olası bütün tablo ortada aslında. Bir tarafta Erzurum'daki saldırılar, bir tarafta işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olmayan afişler. Tüm bunları bir tarafa koyuyorum ama şununla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi bu afişleri kim bastırmıştır değildir, bu ayrı bir tartışma konusu ve doğrudan kimseyi suçlayamazsınız ama böyle bir provokasyon yapılacağı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söyleniyor. Ama bunun da ötesinde bu ülkenin en tepesindeki isim Cumhurbaşkanı mitinginde, aynı zamanda çünkü AKP Genel Başkanı mitinge çıktığında olmayan bir videoyu paylaşıyor. O video doğru değil. Yani yalan hazırlanmış bir video. Olmayan kişiler o videonun içerisine konmuş. Bunu Cumhurbaşkanı yapıyor. Yani sahte bir video ile seçim kampanyası yürütüyor. Aynı zamanda da bu işten kendisine görev alacak, yani muhalefete hedef gösterebilecek bir video ile bunu yapıyor. Şunu soracağım. Yani Evrak'ta sahteciliğin bile bir suçu, sorumluluğu var. Yani binlerce insanın karşısına geçiyorsunuz ve Cumhurbaşkanı titrinizle yalan bir videoyla hedef gösteriyorsunuz. Bunun hiç sorumluluğu yok mu? Şule Hanım, olmaz olur mu? Var. Bu sadece Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı bir şey değil. Maalesef bu bütün AKP, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu hepsi bilinçli olarak beraberce işledikleri bir suçun sonuçları. Bakın, bizim kanunumuzda bir kere her şeyi bırakın. Yalan propaganda yapmak, yalan evrakları, sahte evrakları kullanmak, bile bile bunları kullanmak ayrı mesele de şu var, bizim kanunumuzda vardı. Şimdi Türkiye bunlar söylüyor ama 1960'lı yıllarda daha doğru düz bir ülkeydi. Daha ciddi bir ülkeydi. 61'de bir yasa yapıldı. 298 sayılı kanun, yani seçimlere ilişkin kanun. İnanılmaz düzenlemiş. İnanılmaz düzenlemiş. Ve bakanlara, cumhurbaşkanına, başbakana böyle seçimlerde bir faaliyet sınırları getirmiş. Devlet gücünü kullanarak orada olmasını engellemiş. Şimdi hepsi beraber diyorum ya, bunlar ilk önce şunu yaptılar. Kanunu değiştirdiler. Kanunu değiştirdikten sonra hatırlayın, en sonunu daha yeni 2022'nin 6 Nisan'ında değiştirdiler. Dediler ki başbakan artık kalmadı. Dolayısıyla başbakanın bu faaliyetlere katılmasını yasaklayan hükmü kaldırıyoruz dediler. Peki cumhurbaşkanını yerine koy dedik. Hayır dediler, cumhurbaşkanına gerek yok. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi de Türkiye'nin farkında değilmiş gibi dedi ki, yok canım dedi. Zaten Cumhurbaşkanı da sınırlıdır dedi faaliyetlerinde. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu açıkça söylüyor. O yüzden buraya Cumhurbaşkanını koymaya ne gerek var ki dedi. Şimdi bütün bunların anlaşmalı olarak yapıldığını görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya seçimden 4 gün önce, 5 gün önce, 6 gün önce, 7 gün önce böyle çıkar da Cumhurbaşkanı bu yemin ediyor tarafsızlık diye bir parti başkanı olarak bunlar şerefsizdir, bunlar uyuşturucu kaçakçısıdır diyebilir mi? Bunlar PKK'nın bilmem nesidir diye sahte şey gösterebilir mi? Suç bu, yasak bu kanunda ama hep beraber Anayasa Mahkemesi de bilerek içinde diyorum. Sanki onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin değil de Almanya'nın Anayasa Mahkemesi, Fransa'nın Anayasa Mahkemesi gibi. Canım, Cumhurbaşkanı oraya eklemeye gerek yok. Zaten o kurallara uymak zorunda dediler ve ortaya çıktı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu da, Anayasa Mahkemesi de, iktidar partisi de bu kanunu getirirken görmezden geldikleri şey şimdi oluyor. Şimdi Şule Hanım, bu emin olun 2002'den beri süren bir ortaklık. Ama şimdi ilk defa Sayın Erdoğan da AKP de artık iktidarı kaybedeceklerini anladıkları için artık her şeyi yapmaya başladılar. Yani
bütün tuşlara aynı anda basıyorlar. Yoksa siz başka bir ülkede şunu görebilir misiniz? İçişleri Bakanı arkadaşına bir şey gösteriyor. İnanılmaz. Yanında bulundurması da suç. Her şey suç. Bir aplikasyon gösteriyor. Bak diyor, yüzüne bakınca bilgilerin buraya çıkıyor. Bak bak bak, bende var bu diyor. Şimdi gülüşüyorlar, eğleniyorlar. Bunu gösteriyorlar. Ya bu suç. Türk Ceza Kanunu'na göre de suç. Ha, bir yönden şöyle diyorum. Şimdi Türkiye'de İçişleri Bakanlarının da daha önce suçlar işlediğini ben gördüm. 12 Eylül öncesinde de gördüm. Hep gördüm. Bugüne kadar tabii bu kadarını yapan yoktu. Ama hep şöyle atlattık. Boş ver şimdi. Boş ver. Siyasilere sormayalım hesabını diye. Buraya geldik. Bugün geldiğimiz noktada net söylüyorum. Eğer kim iktidar olursa olsun, özellikle Millet İttifakı iktidar olduğunda, eğer bu yapılanların yargılamasını yapmak üzere şeyi soruşturmazsa İçişleri Bakanlığı ve diğer bazı bakanları, Türkiye'de bu işler maalesef yürür gider. Türkiye'de hiçbir zaman bir demokratik hukuk devleti olmaz. Dolayısıyla sizleri akşam da izliyorum. Anlattığınız şeyler bir normal bir, yani böyle 150 yıllık demokrasi falan değil. Yani 3 yıllık demokraside, 5 yıllık demokraside bile insanların tüylerini ürperten şeyler. Sadece sizin anlattığınız değil, işte Ali Yeşildağlar bilmem neler falan. Türkiye'de bütün bunlar olurken iktidar umurunda değil, bütün tuşlara aynı anda basıyor. Yoksa bir sayın cumhurbaşkanı, ya cumhurun başkanı diyerek anayasayı açıp baksa, tutup da çürükler, sürtükler, vatan hainleri, PKK'cılar, teröristler diye ağzından çıkan her laf şey olur mu? Şimdi Erzurum, ya bu inanılması güç. Ne oldu? Çünkü ana muhalefet partisi liderini linç etmek istediler. İlk önce İçişleri Bakanı, sonra AKP iktidarı, sonra diğerleri sıraya girip tebrik ettiler adamı ve sonunda mahkemede, hani eliniz acıdı mı acaba? Eliniz acıdıysa biraz ceza vereyim, azıcık bir şey dedi ve bitti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması falan bitti. Şimdi Erzurum'dakini olmuş. Erzurum'da orada polisler belli, duran belli, kimin görev verdiği belli, arkasını dönmüş taş atana hiçbir şey yapmadığı belli. Şimdi diyorlar ki bir tane bilmem neyi yakaladık. İki kişiyi gözaltına aldık, birini serbest bıraktık. Bunların hepsi iktidarın kaybedeceğini anladığı için hukuk kurallarını açıkça çiğnemesidir. Ve bunların tamamı suç oluştu. Hocam, suçları saydınız, hukuk kurallarının işlememesidir. Şimdi o suçlardan biri, bu da suç mudur? Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sandık sonuçlarını öğrenmek, takip etmek istiyor. Yani bunun ısrarcısı ve YSK diyor ki hayır, bu yetki alanında değil. Şimdi jandarma ve polis sandıklardan bu bilgiyi geçecek, bir Excel tablosuyla bunu geçecek. Bir taraftan da burada bir suç var mı? Yetki gaspı var mı? Aynı zamanda da bir kanunsuz emri uygulamama olacak. Hem jandarma hem polis açısından buna da dikkat çekmek gerekmez mi? Tüm bu süreci işletecek bir taraftan da ki, çünkü memurlar, yani hem jandarma hem polis. %100 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası herkese belirli kurumlara görevler vermiştir. Herkese görev vermiştir. Cumhurbaşkanına şunu yap diyor. Uyar uymaz yapıyor. İçişleri Bakanı'na bunu yap diyor. Uyuyor uymuyor. Uymadığı zaman hesabını sorarsınız. Yüksek Seçim Kurulu'na da diyor ki oyları sen sayacaksın. Sen denetleyeceksin. İlçe Seçim Kurulu'da, İl Seçim Kurulu'da, sandık kurulları da sonunda sana bağlı. Şimdi İçişleri Bakanı'nın böyle bir yetkisi yok. Bu suç oluşturur. Bakın Şule Hanım, bir şey daha söyleyeyim. Bu kanun, şimdi uymadıkları, her vesile 2002'lerden beri çiğnedikleri açık açık kanun ne diyor biliyor musunuz? Sandık kuruluna oyları saydıktan sonra diyor. Oyları saydıktan sonra
torbalara koy, ağzını mühürle, bunları ilçe seçim kuruluna götürürken sakın bırakma diyor. Gelip polisler sana merak etmeyin, biz polisiz, bak kimliğimiz, biz götüreceğiz dediğinde hayır de diyor. Hayır de diyor. Ben götüreceğim de diyor. Ve diğer orada bulunanlara da diyor ki sandık kurulu üyelerine ve müşahitlere, siz de ondan